İstanbul'dan merhaba sevgili seyirciler. Bugün yine hepimizi yakından ilgilendiren konulara temas edeceğiz. Örneğin yılda ne kadar tatil yapıyoruz, ne kadar çalışıyoruz? Peki aileler çocuklarının eğitimi için ne kadar harcama yapıyor? İşte bu sorular İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın raporlarında yanıt buldu. Biz de araştırma sonuçlarını yine İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın kurucu başkanı Yahya Arıkan'dan detaylarıyla dinleyeceğiz. Kendisi konuğumuz oldu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Dilerseniz son rapordan başlayalım. Tatil istatistikleri. Ne kadar tatil yapıyoruz yılda? Araştırmadan ne sonuç çıktı? Şimdi açıkçası bu raporu yayınlanıncaya kadar ben Türkiye'de müthiş bir tatil yapan bir ülke olarak görüyordum. Hatta oda çalışanlarına da zaman zaman takılıyordum. Bir gün inşallah çalışma bakanı olursam bu izinleri aşağı çekeceğim diye de hep takılıyordum arkadaşlara. Ama rapordan sonra kesinlikle bu düşüncem değişti. Şöyle ki yapmış olduğumuz araştırma 34 OECD ülkesi arasında yapıldı. Biz 34 ülke arasında izin yapma toplamı ortalaması itibariyle en sondan 3. durumdayız. Yani bizim gerideyiz. Evet, o kadar gerideyiz. Ortalama 25 gün rakam olarak çıkabiliyor. Yılda ama bir, ortalama 25 gün evet, tatil yapıyoruz. Evet, yani ücretli izinlerle resmi tatilleri birleştirdiğimiz zaman diğer ülkelerindeki resmi tatilleri ve ücretli izinleri birleştirdiğimiz zaman Türkiye sondan 3. durumda. Hı hı. 25 iş gününe tekabül ediyor. Örneğin Fransa'da 36 bir rakam çıkıyor. İşte İsveç'te 37 çıkıyor. Malta'da da 38 gibi bir rakam çıkıyor. Yani sonuç itibariyle en fazla Malta. Evet, Malta 38. Ama hemen onun yanında Fransa 36 iş günüyle ciddi bir eşitsizlik olduğunu görebiliyoruz burada. Peki neden böyle bir algı vardı? Genelde insanların kafasında evet Türkler çok tatil yapıyor diye bir algı vardır. Sizce bu algı nasıl oluştu? Şimdi tabii bu algının yanı sıra bir başka gerçek daha var. Onu da paylaşalım. Çalışma süreleri de önemli. Hı hı. Yani bizim Türkiye'de biliyorsunuz haftada çalışma süremiz 45 saattir. Hı hı. Yine bu OECD ülkelerine baktığımız zaman burada maalesef çalışma sürelerinde en sondayız. Yani birinci durumdayız. En fazla çalışma boyutuyla 45 saatte. Mesela Fransa'da örneğin 35 saat haftalık çalışma saati. Şimdi bu zannediyorum büyük bir ihtimalle toplu iş sözleşmeleriyle bağlantılı. Sendikal örgütlenmelerle bağlantılı. Yani bir ülkede işçi hakları ne kadar örgütlü bir yapıya kavuşuyorsa haklı olaraktan çalışanlar hem çalışma saatleri aşağı çekilebiliyor Fransa örneğinde olduğu gibi hem de yıllık ücretli izin sayıları artabiliyor. Benim gördüğüm tablo o. Çünkü son zamanlarda Türkiye'de sendikal örgütlenme adları var ama her geçen gün sendikal sürecin geriye gittiğini görebiliyorsunuz. En büyük nedeni bu olarak görüyorum ben. Şimdi bu 25 gün dedik. Türkler 25 gün tatil yapıyor ortalama yılda. Tabii bu ücretli izinle yıllık izinleri topladığımızda çıkan rakam. Peki ayrı ayrı baktığımızda, diğer ülkelerle kıyasladığımızda nasıl bir sonuç çıkıyor? Yani ücretli izinlerimiz ne durumda? İşte ücretli izinlerimizde yine gerilerdeyiz. Ücretli izinde daha mı gerideyiz? Tabii daha gerideyiz ki zaten ortalamayı biraz artması nedeni de resmi izinlerdeki rakamlar toplanınca ücretli izin işte geldiği zaman ortalama biraz kendini toparlıyor. Buna rağmen sondan 3. ortalama rakamı itibariyle maalesef böyle bir tablo var. Yani resmi tatillerden kazanıyoruz. Biraz oradan kazanıyoruz evet. Biraz oradan kazanıyoruz. Peki siz bu rakamlara bakınca diğer ülkelerle de kıyaslayınca yeterli buluyor musunuz Türkiye'deki tatil istatistiklerini, bu rakamları, bu oranı? Şimdi tabii normali bu mudur? Tabii normali bakın her şey insan üzerine kurulu. Bir toplum kendi insanlarına, çalışanlarına güçlü bir sosyal güvenlik kurumu oluşturduğu takdirde ve de insanlar iyi bir tatil, dinlenme olanağı buldukları takdirde onun ülkeye geri dönüşü daha olumlu olacak. Hı hı.
Fakat bizde çok enteresandır. Mesela tatile çıkmalarda büyük bir çoğunluğu akraba ziyaretine gidiyorlar. Bunu biliyor musunuz? Yani böyle bir özelliğimiz de var. İşte köye gidiyor, akrabalarına gidiyor. Sonuç itibariyle olması gereken şey çağdaş toplumlarda çalışan insanına daha çok dinlenme hakkı vereceksiniz ki, tatil yapma hakkı vereceksiniz ki daha sonra o insanların geri dönüşü topluma katma değer anlamında daha fazla olacaktır. O yüzden ben destekliyorum. Evet. Yani düşünün 24 saat bir insanı çalıştırdığınız zaman o insandan verim almanız mümkün mü? Mümkün değil. Veya hiçbir izin kullandırmadan bir çalışan sürekli çalışarak ne kadar başarılı olabilir? Mümkün değil, başarılı olmaz. O yüzden biz de oturup bunları gözden geçirmemiz lazım. Her şeyin temeli insan üzerine kurulması lazım. İnsana yatırım yapan bir ülke, bir meslek her zaman geleceğe daha aydınlık olacaktır. Belki bu rakamlar bu ülkeyi yönetenlere bir mesaj olarak algılanması lazım. Zaten bizim ismi olarak da temel görevimiz bu. Biz 70'in üzerinde rapor yayınladık bugüne kadar. Her bir rapordaki amacımız siyasal iktidarı hedef almak değil, toplumun sorunlarını rakamları okuyarak anlatmaya çalışıyoruz. Ve mesela bir enerji raporu yayınlamıştık. Son derece olumlu geri dönüşler oldu. Bakanlıklar aradı. Mesela orada Türkiye bir rüzgar ülkesi olmasına rağmen, bir güneş ülkesi olmasına rağmen rüzgarın ve güneşin enerji payı %1'in altındaydı. Buna benzer biz raporlarımızı Türkiye'ye katkı sunmak adına yayınlamaya devam edeceğiz. Evet, peki diğer ülkelerle kıyasladığımızda çok gerilerdeyiz dedik. Peki siz bu farkı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu farkın oluşmasında en çok ne dikkatinizi çekiyor, neden olarak? Şimdi bu tatil süreleri boyutundaki en büyük etken gördüğüm şey, geride olmamızın nedeni örgütlü bir çalışan yapısı olmamasından kaynaklanıyor. Şimdi örgütlü olmadığınız zaman haklarınızı aramakta zorlanıyorsunuz. Ama bu ülkelerin hepsinde bildiğim kadarıyla sendikal mücadeleler son derece güçlü ve çalışanlar da haklarını daha rahat arayabiliyorlar. Dolayısıyla bu farkı ve gücü aldıkları tek bir şey var. Sendikal örgütlenmeden alıyorlar. Ama Türkiye'ye bir fotoğrafına baktığınız zaman sendikal örgütlenme her gücünü zayıflatmakta. Hatta aynı sektörde birden fazla sendikalar oluşturularak o gücü yok etmek isteniliyor. Mesela bu gücü yok etmek olayı bizim meslek odalarımızda da var. Düşünün, İstanbul Manuş Odası 32.500 üyesi olan bir oda. 32.500 üyeyle mi ciddi bir mücadele verebilirsiniz? Yoksa onar binli veya beşer binli sayılarla 10 tane odayla mı söz sahibi olursunuz? 10 tane oda olduğu zaman bölsünüz, bölüp yönetip istediğiniz şekilde yönlendirebilirsiniz. Ama tek bir güç olduğunuz zaman daha güçlü mücadele edebilirsiniz. Burada da benim gördüğüm en temel nokta, ki rakamlar da öyle, bakın yanımda sendikal sayılar yok ama görebiliyorum. Birçok iş kolunda toplu sözleşmeler yapılamıyor. Sendikal yetkiler düşüyor. Bundan 10 yıl öncesine, 20 yıl öncesine göre ciddi bir sendikal yapı varken şimdi zayıf, cılız bir sendikal örgütlenme var. Tek nedeni budur diye düşünüyorum. Evet, çalışanların hakları açısından sendikal örgütlenme önemli. Evet. O zaman bir önceki raporunuza gelelim. Yayınladığınız bundan önceki raporun adı Eğitim Harcamaları ve Ailelere Maliyeti Raporu. Yani aileler eğitimleri için çocuklarının ne kadar harcama yapıyor? Bunun sonucunu buldunuz. Ne çıktı? Onu da dinleyelim sizden. Şimdi bakın, bizim raporlarımız çok enteresandı. Hep insan odaklıdır. Evet. Çünkü o yüzden hepimizi ilgilendiriyor dedim. Herkesi işte ilgilendiriyor belirttiğiniz gibi. Şimdi orada da çok enteresan bir şey var. Tabii sonucuna baktığınız zaman Türkiye'de her 3 gençten birinin işsiz olduğunu görüyorsunuz. Bu nereden kaynaklanıyor? Eğitimden kaynaklanıyor. Şimdi raporun özü şu. TÜİK'in verilerini aldık. Bunlar resmi veriler. Ve bugüne kadar çok bizi mutlu eden bir şey var. Yayınladığımız hiçbir rapor en ufak bir şekilde yalanlanmamıştır.
Çünkü bizim görevimiz rakamları okumak, mesleğimiz olduğu için evet. rakamları iyi okuduğunuz zaman doğru sonuca ulaşıyoruz. Şimdi bakın şöyle bir çalışma bu. Anaokulundan başlayarak bir çocuğu okutacaksınız. Nereden başlıyorsunuz? Artık bugün günümüzde anaokuldan başlıyor. Varlıklı bir aile ilk önce çocuğunu anaokullara gönderiyor. Evet. Değil mi? Buradan başlıyor. Evet. Ve bir çocuğun üniversite bitinceye kadar geçen süresi yaklaşık 22 yıllık bir süre tekabül ediyor. Şimdi bu 22 yıllık süre boyunca dar gelirli bir aile 22 yıl boyunca bir çocuğuna yaptığı harcama, okul süreci boyunca yaptığı harcama 84 bin lira civarında. Bakın. Dar gelirli. Dar gelirli. Ve bunun yarısı gıdaya gidiyor. Gıdaya gidiyor. Şimdi yüksek gelirli bir... Bu rakamın içinde gıda, giyim, var. Hepsi var hepsi değil var, mi? Hepsi var, hepsi var. Aynı şekilde varlıklı bir aile, ekonomik gelir düzeyi üst düzeyde olan bir ailenin çocuğuna ise yaptığı harcama bakın 84 bin, evet. 1 milyon 200 bin lira yakındır olayda. Şimdi, 1 milyonu geçiyor yüksek gelirli. Evet 1 milyonu geçiyor arada ama büyük bir fark. 1 milyon 200'e yaklaşık 1 milyon 100 küsür bir rakam. Evet. Ya düşünün iki çocuk ikisi de üniversite bitirdiğini varsayalım. Hangisi hayatta başarılı olacaktır? O kime daha çok yatırım yapılmışsa. Tabii. O yatırım içerisinde özel okullar var. Özel okullardan mezun olan birisi kafadan bir yabancı dil öğreniyor. Evet. Öyle mi? Sosyal bir çevre ediniyor. Onun hayata atılması ciddi anlamda bir avantajlı başlamış oluyor. Burada da bu çelişkiyi koymaya çalıştık. Hakikaten Türkiye insan beynini üretmek istiyorsa, büyük bir insanlar yaratmak istiyorsa tek yapacağı şey insana yatırım yapması gerekiyor. Bu yatırımda bu çelişkiyi ortadan kaldırıp herkesi aynı yerlerde okutup yetiştirirseniz hayata en azından eşit bir şekilde atılacaklar. Ama maalesef tablo rakamları izah ettiğim gibi büyük bir uçurum var arada. Evet önemli bir uçurum var ve önemli de bir sonuca dikkat çekiyor rapor aslında. Gelir adaletsizliğine vurgu yapmış kesinlikle, oluyor bu sonucuyla. Kesinlikle. Bir kez daha bunu görmüş olduk. Zaten bilinen bir gerçek ama bu raporla evet, bir kez evet, daha görmüş evet, olduk. Evet. Peki arada büyük bir uçurum var dedik. Hangisi olağan? İnsana yatırım yapmak dediniz, önemli dediniz, eğitim masrafları. Ama arada büyük bir fark var. Hangisi size göre daha olağan geliyor? Ya da biri daha çok fazla, biri çok, bu da çok az mı diyorsunuz? Yoksa daha ortalama bir rakam mı çıkmalı? Siz ne beklerdiniz bu sonuçtan? Şimdi olağan şey çocuğa yapılan yatırım olağandır. Hı hı. Bir çocuğu iyi bir beslenmeyle yetiştirebiliyorsanız, iyi bir okuldan mezun edebiliyorsanız o olağan odur. Mesela bizim kuşak genelde çok varlıklı aile çocukları değilizdir. Annelerimiz, babalarımız ciddi emek vererek bizleri yetiştirmişler. Mesela eskiden bir anne babanın en büyük hayali çocuğuna iyi bir eğitim değil, başını sokacak bir evi hayal ederlerdi. Evet. Ama şimdiki kuşak benim bildiğim kadarıyla önce bir ev almaktan ziyade çocuklarına iyi bir eğitim vermeyi hedefliyorlar. İşte doğrusu çünkü budur. Çünkü temel bu. Evet. Temel budur. Çünkü insana yatırım yaptığınız zaman evi de alırsınız, evet. diğer şey, her şeyi alırsınız. İyi de bir tatil yapabilirsiniz ama doğrusu bence ikinci boyuttaki o yapılan yatırım doğru. Peki bu fark sizce nasıl giderilir? Eğitim alırken çok büyük farklar var dediniz. Bazı ailelerin çocukları özel okullarda, kimi özel dersler, dershaneler, kimi devlet okullarında. Bu fark nasıl giderilir? Giderilmeli diyoruz tabii ki. Giderilmesi gerekiyor ama siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bakın bu bir ulusal politika olarak ele alınabilir. Bugün devletin okulları nasıl özel okullar bir politikayla götürüyorlarsa aynı politika devlet okullarında da olabilir. O zaman bu sorun ortadan kalkar. Yani eğitim sistemini, özel okul mantığını devlet okuluna getirdiği zaman çözersiniz. Şimdi nedir bunu? Daha çok devlet okulu açarsınız. Yani sınıflarda 70-80 kişi insanları tıkacağınıza 20-30 kişilik sayılarla
özel okullardaki az sayılar gibi o yabancı dili eğitim müfredatını ona göre dengelediğiniz zaman bence bu çelişki ortadan kalkar. Yani Türkiye bakın birkaç şey yatırım yapması lazım. Bunlardan bir tanesi işsizliği önlemek için istihdama ihtiyacı vardır. Yatırım yapan herkese anlayın 3-5 yıl vergi ya ne olur. Hı hı. Onun ekonomiye dönüşü, işsizliği ortadan kaldırma yapacağı çalışmalar uzun vadede ülkeye bir katkı sağlıyor. İki, insana yatırım yapma konusunda da eğitim bunun en önemli olan olgusu. Bu isterse bir politik olaraktan bence aşılmayacak bir konu değil diye düşünüyorum. Peki biraz da mesleğe gelelim. 23 yıllık meslek örgütçüsünüz ve böyle kamuoyunu bilgilendiren raporlar sunuyorsunuz. Bilgilendirici oluyor gerçekten. 23 yıllık meslek örgütçüsünüz ve bu örgütün kurucususunuz. Halen de başkanısınız. Neler değişti o da kurulduktan sonra meslekte? Tabii diğer meslek odalarıyla yan yana koyduğumuz zaman akademik meslek odaları içerisinde mesela bir baro 130 yıl önce kurulmuş. 23 yılda önemli şeyleri başardığımıza inanıyorum. İlk başladığımız zaman 23 yıl önce böyle bir oturacak masamız, sandalyemiz yoktu, çalışan insanımız yoktu. Bugün İstanbul Mali Müşavir Odası 32.500 üyesini aşan, yaklaşık 6.000 stajyeri olan ve aileyle birlikte 500.000'i bulan bir camiadır. İstanbul Mali Müşavir Odası. Şimdi ne yaptık? Şunu yaptık. Bir kere 5.000 metrekare kapalı bir hizmet ve kültür binamız var. Nasıl biraz önce konuştuğum bir eğitim konusu, evet. Bizim belki de bir marka olmamızın en büyük olgusu eğitim konusudur. 14 ilçede eğitim birimlerimiz var. Ve 23 yılda 350 binden fazla insanın eğitimini başardık. Ve bunları anlattığım şeyler hiçbirinin karşılığında ücret almadan yaptığım çalışmalar. Bakın 350 binden fazla insan eğitimden geçmiş. Bir zamanlar süreli yayınlar vardı. İşte Lebif gibi, Süreyya gibi hala varlar. Ciddi abone bedelleri insanlara ödüyorlardı. Bunlardan kurtardık. Yayınlar konusunda ciddi anlamda yayınlarla üyelerimize destek verdik. Bir web sayfamız var. Günde 50 bin kişi bu web sayfasını ziyaret ediyor. Ve bilgi paylaşan bir toplum yarattık. Sonuçta 23 yılda diğer meslek odalarının gırtlığıyla bakabileceği bir meslek örgütü haline getirdik. Bizim kısaca 23 yılın özeti böyle diyebilirim yani. Peki halen mutlaka her meslekte olduğu gibi muhasebecilik, mali müşavirlik mesleğinde de sorunlar olsa gerek. Sizin şu anda en çok dikkatinizi çeken en önemli sorunlarımız dedikleriniz neler? Şimdi tabii nasıl Türkiye'de eğitim son derece önemliyse, Türkiye'nin gelişiminde bir her meslek önemli. Her mesleğin kendine göre sizin bile yaptığınız toplumsal bir yanı var. Doktorun, avukatın, mühendisin hepsinin çok özel görevleri var. Ama bir ülkede ekonomi eğer planlı değilse, ekonomiyi rakamlar iyi oluşturulamıyorsa, iyi okunamıyorsa, iyi yorumlanamıyorsa o ülke geleceğini görmesi mümkün değildir. Bu anlamda bir ülkenin gelişiminin temeli muhasebe mesleğiyle bağlantılıdır. Ve gelişmiş ülkelerde muhasebe mesleği en saygın mesleklerin başına gelmektedir. Bu anlamda biz tabii ki sorunlarımız var. Ama bu sorunlarla ilgili çözüm olayı bizim açımızdan son derece önemli. Burada 3 tane hedef kitlemiz var bizim. Bir tanesi İstanbul'da ve Türkiye'de serbest çalışan bir olan. Şimdi o kadar büyük bir şehir ki İstanbul. 14 bin civarında büro faaliyeti sürdüren arkadaşımız var. Kimisi 10 metrekarelik bürolarda faaliyetini sürdürüyorlar. Kimisi ise 2000-3000 metrekarelik kurumsal firmalarda çalışmanı sürdürüyorlar. Biz artık bu mesleğin bir masa bir sandalye olarak olmadığını, güçlerin birleşmesi gerekli olduğunu ve de müşteriye sadece finansal tabloları düzenleyen bir meslek değil, hem onun diğer işlerine de cevap veren bir meslek olmasını düşünüyoruz. Ve gelecek planlamamızı bunun üzerine oturttuk. Yani İstanbul'da
14 bin büro yerine 1000 tane büro oluşması, bu büronun bir katında kayıt tutan, bir katında denetim yapan, bir katında danışmanlık yapan, yani sadece o kaydı tutmakla kalmayıp o büyümekte olan işletmelere gelecek planlaması yapması gerekiyor mali müşavirler. En büyük bizim gelecek hayalimiz bu. Ve bununla ilgili altyapımız var. Evet. Nasıl altyapımız var? İnsanlar nasıl güçlerini birleştirecekler? Belki de bu yaptığımız çalışma diğer meslek odalarına da örnek olacak. Kurumsallaşma derken sadece mali müşavirleri ilgilendiren bir olgu değil. Bu basını da ilgilendiriyor, avukatları da ilgilendiriyor, doktorları da ilgilendiriyor ve ciddi bir birikim oldu. Güçlerin birleştiği kurumsal bir yapı oluşturduğumuz zaman ben diyorum ki üyemizin tahsilat sorunları vesaire bunlar ortadan kalkacak. Haksız rekabet sorunumuz var. Bununla ilgili bir yazılım ürettik. Bu genel kurulda bunu uygulamasıyla ilgili bir karar alacağız. O uygulandığı takdirde haksız rekabet sorunu aşmış olacağız. Bir de ücret sorunu var serbest çalışan arkadaşlarımızın. Maalesef birçok mesleklerde olduğu gibi bir bakanlık vesayeti var. Bir tarifimiz var. Bu tarifi hakla hukukla ilgisi olan bir şey değil. Emeğimizin karşılığını gösteren bir şey değil. Bununla ilgili bir zamanı endeksi bir ücret tarifesi modelimiz var. Bu üçü hayata geçtiği takdirde serbest çalışan arkadaşlarımız yeni bir yola doğru yürümeye devam edecekler. İkinci hedef kitlemiz bağımlı çalışan arkadaşlarımız var. Biliyorsunuz şirketlerde artık muhasebe bölümlerinde herkes ehil insanları arıyorlar. Burada da ehilin bir tek karşılığı vardır, ruhsat sahibi olmaktır. Çünkü bizde ruhsat sahibi olmak için ciddi bir emek veriliyor, bir süreçten geçiliyor. Ondan ilgili de tüm firmalardaki bağımlı çalışanların belli bir cirodan sonra zorunlu hale getirebilirsek herhalde bağımlılarla ilgili önemli bir kısmı aşmış olacağız. Ve bir sıkıntıları daha var. Bir avukat, bir doktor iş yerinde bağımlı çalıştığı zaman ünvanı kullanabiliyor. Evet. Ama bağımlı çalışan arkadaşımız bunları kullanamıyor. Bunu da bu genel kurulda, TÜMOB'un genel kurulunda çözmüş olacağız. Üçüncü hedef kitle, burası son derece önemli. Evet. Gençler, nasıl eğitim dediğimiz zaman gençler girirse, biz gençlere çok önem veriyoruz. Maalesef sizin de takip ettiğiniz gibi bir kamu gözetim kurumu oluşturuyorlar. Özellikle mesleğe yönetimi talip olan bir grup tarafından da kapalı kapılar ardında gençlerin önünü kestiler. Bu nedir? Bunun anlamı şu. Şimdi bakın tüm dünyada denetim olgusunu ruhsat almış meslek mensupları tarafından yapılmaktadır. Bakın biz de bir mali müşavir olabilmek için lisans mezunu olacaksınız. Staja başlama sınava gireceksiniz. 3 yıl staj yapacaksınız. Ve yeterlik sınavına gireceksiniz. Bunu başardığınız takdirde mali müşavir oluyorsunuz. Ne diyor gözetim kurumu? Hayır efendim diyor, bu yetmez diyor. Sen diyor 3 yıl daha staj yapacaksın diyor. Tekrar sınava gireceksin diyor. Bir genç yarış atı mıdır ya? Zaten üniversitede girerken çocukları bir yarış atı gibi o sınavlara hazırlıyorsunuz. Tekrar bir stres de mesleğe girerken sınavla mı geçecek bu yaşanıyor. Insanları? Çok az vaktimiz kaldı. Son bölümde de genel kuruldan bahsedelim istiyorum. Vaktimizi tamamlamadan heyecanlı günler geçiriyorsunuz bu ara. 25-26 Mayıs'ta genel kurulumuz var. Bu arada yağmur da başladı. Yağmur sesleri bir yandan duyuyoruz. Yaz yağmuru. Evet. Ne söylemek istersiniz? Genel kurul heyecanı yaşıyorsunuz. Nasıl hazırlanıyorsunuz genel kurula? Sadece ondan önce çok minik bir şey söyleyeceğim. Bağımsız denetim eğitim sürecinde Türkiye'nin en büyük eğitim projelerinden biri olan TÜMOB eğitim projesini yaptık. İstanbul'da 15 bin kişi katıldı. Türkiye'de 5 bin kişi katıldı. Biz bu eğitimleri bedava yaptık. Bir önce anlattığım gibi. Ama maalesef yine birileri kapalı kapılar ardında bu eğitimleri görmezlikten geldi. Şu anda meslek mensuplarımızı üniversitelere yönlendiler. En az 3 bin lira bir eğitim parası istiyorlar. Yani İstanbul'da 15 bin kişiyi 3 bine çarptığında 45 milyon lira, Türkiye'de de 120 milyonun hesabını herkes sorması gerekiyor. Ben seçimlerle ilgili şunu ifade edeceğim. 25-26 Mayıs'ta genel kurulumuz var. Tüm üyelerimize buradan odasına, mesleğine sahip çıkmasını istiyoruz. Bir
demokratik şehir olarak bu genel kurulun gerçekleşmesini istiyorum. Sadece odalarını ve mesleğine sahip çıkmanı diliyorum efendim. Peki, teşekkürler Sayın Yahya Arkan. Verdiğiniz bilgiler ve yaptığınız değerlendirmeler için. Söz İstanbul'da burada sona eriyor sevgili seyirciler. Sözü artık Ankara'ya devretme vakti. İyi günler.